Arkadaşlar herkese merhaba. Yine yepyeni bir videoyla ve yepyeni bir sezonla karşınızdayız. 66 günde matematik kampını başlatıyoruz. İnşallah hepimiz için faydalı olur ve hepimiz bu sınavın sonucunda istediğimiz, hayal ettiğimiz yerlere ulaşırız diyerek başlayalım. Evet, ne yapacağımıza dair önce bir kısa bir özet geçeyim istedim. Ondan sonra da şöyle konuya ilk günden başlayacağız. Öncelikli olarak 66 günde matematik kampımızın tamamı şu anda hemen benim görüntümün altta da gördüğünüz, şu anda yandaki ekranda da gördüğünüz 66 günde matematik kampını tarayarak yapacağız. Yani bu kitabı beraber sizinle her bir sorusunu teker teker çözerek işleyeceğiz. Ve bu kitabı çözerken, bu kampın aynı zamanda özelliği, bu kitabı çözerken sadece bu kitabı çözerek ilerlemeyeceğiz. Biz sizlere aynı zamanda ödevler de vereceğiz. Sistem, program, biçimde bu süreci yürütmeni sağlayacağız. Çünkü biliyorsunuz şu anda hepimizin en fazla sıkıntısını çektiğimiz şey programlı çalışma ve programın nasıl hazırlanması gerektiğine dair hepimizin kafasında soru işaretleri var. O yüzden biz açık kapı, açık nokta bırakmayalım istedik ve sizler için en mükemmel şekilde hazırlanmanı sağlayacak programla beraber yürüteceğiz bu kampı. Ne yapacağız peki? Bu kitabı açtığınızda, şu anda da zaten elinizde varsa ki göreceksiniz, her bir günü farklı bir renkle sizlere bu şekilde yaptık. Mesela ilk gün temel kavramlar mavi renkli. Ondan sonra ki konuda işte tek ve çift sayılar yeşil renkli şeklinde. Bu bile insanı bazen daha net bir şekilde kafasında ayırmasını sağlıyor konuları. Bu kitabı açtığınızda birinci günün hemen üstünde birinci günün ödevleri var. Yani siz bu videoyu dinledikten sonra bu videodaki soruları bir de siz üzerinden geçeceksiniz. Ondan sonra açacaksınız. 3 tane ödevlendirme kitabımız var biliyorsunuz. 2 tane de ayrıca ek kitabımız var setimizde. Bu 66 matematik kitabının yanlarına 6 kitaplık bir set üzerinden yürüyeceğiz ki birazdan zaten o sette kitapları tanıtacağım ben sizlere. Geleceğin Fakültesi DGS üzerinde yazıyor ama KPSS ve ALES için de birebir uyumlu. Yeni nesil matematik ve temel matematik soru bankaları. Daha önce söylemiştim, tekrar hatırlatayım. Şu 3 tane kitaptan, yani yeni nesil matematik, geleceğin fakültesi ve temel matematik kitabından ödevlerini vereceksiniz. Her gün her kitaptan ödev olmayacak ama hemen hemen eşit dağılımlı bir şekilde 3 kitabı da sizlere taratacak şekilde burada dağılım yaptık. Yani ilk gün geleceğin fakültesinden ilk testi temel kavramlarla alakalı. Sonra yeni nesil matematikten ilk 10 soruyu ve buradaki birinci sesi çözeceksiniz. Bu şekilde ilerleyeceksiniz. Ha, fazlasını çözelim diyorsanız elbette ki ek kaynaklardan çözersiniz ama asgari biçimde en azından bunları çözmek zorunda olduğunuzu bilmek bile sizi ayrıca motive edecek. Şu anda ekranda gördüğünüz kitaplardan, bu setten dediğim gibi hem kitabı hem kampı tarayacağız hem de ödevlendirme yapacağız. 66 matematiği zaten beraber çözeceğiz. Geleceğin Fakültesi Yeni Nesil Matematik ve Temel Matematik sizin ödevlendirme kitabınız. Ayrıca bir de biraz ilerledikten sonra problemler kısmına geçince veya konular bittikten sonra onu beraber kararını veririz. Problemler tekrar kampı yapacağız. O kitap, o kampta atölyeler problemler ve ayrıca bir de paragraflardan sizlere ödevler vereceğiz. Paragraf kitabını beraber toparlayacağız. Türkçe ve matematik kısmını çok güçlü biçimde böyle tamamlamış olacağız. 66 günün tamamı şu anda sizler için programlandı. Her bir videonun altında ben kamp programını yapacağım. Bu şekilde çıktı alarak siz de çok rahat biçimde hangi gün kitabın hangi soruları çözülecek ve o gün hangi ödevler verecek zaten kitabın da üst kısmında her bir sayfası da var. Burada da görebilirsiniz derli toplu biçimde en azından şöyle bir yol haritasını görmeniz mümkün. Dediğim gibi çok güzel biçimde hazırlamaya çalıştık. Aynı zamanda ben Instagram'da da her hafta hangi kaynak çözülecek, ondan sonra o hafta ek olarak üyelere özel neler yapılacak bunlarla ilgili ben çalışmaları da sizlerle paylaşacağım. Bu yıl geçen yılda olduğu gibi bütün denemeler, PDF'ler ve ek kampların tamamının üyelere özel biçimde kanalımızın destekçilerine yapacağız. Onu da söyleyelim. Ve başlayalım bakalım ilk konumuzla, temel kavramlarla. İşin besmelesi bu. Temel kavramlar nedir, ne değildir? Bunları şöyle beraber gözden geçirelim. Şimdi öncelikli olarak malumunuz, biz ne yapıyoruz? Matematikte işimiz gücümüz sayılarla uğraşmak. Öncelikle ondan da önce sayıları oluşturan sembolleri şöyle bir hatırlamalıyız. Nedir onların adı? Rakamlar. Rakam dediğimizde kaç tane rakamımız var? Toplamda 10 tane rakamımız var ve zaten şu anda ekranda görüyorsunuz. 0'dan başlayıp 9'a kadar 10 tane rakamla biz
sayıları yazıyoruz. Ve bulduğumuz sayıları insanoğlu ne yapmış? Sınıflandırmış farklı özelliklerine göre. Ve biz bu sınıflandırılmış sayıları şöyle bir tanımamız lazım. Nerede başlayıp nerede bittiğini, kaçar kaçar gittiğini, hangi sembolle gösterildiğini bilmemiz gerekiyor. Çünkü özellikle temel kavramlar kısmının %70'i sayı gruplarını iyi bilmekten geçiyor. Çünkü değer verme sorularını çokça göreceksiniz burada. Yukarıda tanımlar olacak. İşte A ve B şöyle sayıdır, böyle sayıdır biçiminde. Bu sayıların sınırını bilmediğiniz zaman nasıl değer vermeniz gerektiğini de zaten bilemeyeceksiniz. Ondan dolayı bu sayıların dediğim gibi nerede başladığını, nerede bittiğini, hangi harfle gösterildiğini, kaçar kaçar gittiğini bilmek zorundayız. Hadi gelin şunları bir tarayalım. Öncelikli olarak doğal sayılarımız var. Doğal sayılar N harfiyle gösteriliyor. Sıfırla başlıyor. 1, 2, 3, 4 diye gidip sonsuza kadar uzanan bir sayı grubu, sayı kümesi. Sonrasında sayma sayıları var. Bir şey varsa sayarız, yoksa saymayız mantığıyla ilerlenmiş burada. Yani sıfırı burada göz ardı etmişiz. 1'den başlıyor bundan dolayı 2, 3, 4, 5 diye gidiyor. N artı biçimde gösteriliyor. Yani pozitif olan doğal sayılar aslında. Sonrasında ne geliyor? Bir üst kısımda yani birazcık daha genişlettiğimizde tam sayılar grubuna, kümesine ulaşacağız. Tam sayılarda ne var? Bir sıfırımız var ortada. Pozitif ya da negatif değil. Sıfır nötr bir sayıdır ki zaten sıfırdan matematik kampında da bunlarla alakalı oldukça geniş açıklamalar yapmaya çalışmıştık. Sıfırın sağ tarafında sayı doğrusunda pozitif olan tam sayılar var. Sol tarafında sayı doğrusunda negatif olan tam sayılar var. Hatta şöyle gösterelim. Şöyle bir sayı doğrusu çizdiğimiz zaman ortada bir sıfırımız var. Burada böyle artı sonsuza uzanıyor. Burası eksi sonsuza uzanıyor. Burası pozitif olan tam sayılar. Burası da negatif olan tam sayılar. Burada sayı doğrusunda bununla alakalı neyi bilsek bizim işimize yarar? Şunu söyleyebilirim. Sayı doğrusunda her zaman için sayılar sağa doğru büyür. Bunu aklımızın bir köşesinde yazmakta büyük fayda var. Sağa doğru büyür yazayım şöyle. Yani burada negatif olan tarafta en büyük tam sayı kaçtır desek sıfıra en yakın en sağda olan eksi birdir örneğin. Veya iki basamaklı en büyük negatif tam sayı kaçtır dediğimizde mesela sıfıra en yakın olan iki basamaklı ne var? Eksi 10 var gibi özellikle negatif sayılar söz konusu olduğunda kafamız biraz çabuk karışıyor ve dalgınlıkla hatalar yapabiliyoruz. O yüzden bunlarda dikkat etmek gerekiyor. Peki tam sayıları geçtik. Sonrasında ne var? Aralara sayılar doldurabildiğimiz kısımlar geliyor. Yani rasyonel sayılar, kesiri sayılar, virgülü sayılar dediğimiz sayı grubu var. Çok genişçe zaten konu olarak işleyeceğiz. Şimdi çok fazla girmeyeceğim ama küsuratlı sayıların da içinde bulunduğu tam sayılarla beraber küsuratlı sayıların da yani kesiri sayıların da içinde bulunduğu sayı grubu. Rasyonel sayıları şöyle tanımlayacağız. Payı ve paydası olan sayılar yani A bölü B biçimde gösterilen sayılar burada A ve B kesinlikle tam sayı olmalı ve paydadaki B de sıfırdan farklı bir tam sayı olmalı. Payda hiçbir zaman sıfır olamaz diyeceğiz. Ve payda sıfır olduğunda, yukarıda sıfırdan farklı bir sayı olduğunda bu bir tanımsızlık doğurur. Yani sayının sıfıra bölümü, sıfırdan farklı bir sayının sıfıra bölümü tanımsızdır. Bunu bilmemiz şimdilik bizim için yeterli. Daha sonra detayına gireceğiz. Peki A bölü B biçiminde gösterilen sayılara rasyonel sayılar dediğimize göre irrasyonel sayılar da rasyonel olmayan sayılar anlamına geldiği için A bölü B biçiminde gösterilemeyen sayılar demek. Bu arada rasyonel sayılar hangi harfle gösteriliyor onu da söyleyelim. Q harfiyle gösteriliyor. Tekrar söyleyeyim. A bölü B biçiminde gösterilen sayılar rasyonel sayılardı. Dolayısıyla A bölü B biçiminde gösterilemeyen sayılar da irrasyonel sayılar diyeceğiz. Ve bunun bir başka tanımını da şekilde bileceğiz. Virgülden sonraki kısmı tahmin edilemeyen sayılar. Burada çıkmamış. Tahmin edilemeyen sayılar. Virgülden sonraki kısmı tahmin edilemiyor. En popüler irrasyonel sayı kimdir diye soracak olursak pi'dir mesela. Değil mi? Pi 3,14 biçimde başlıyor ama hala sonu bulunamayan bir sayı. Sürekli gidiyor. Ya da kökün dışına tam çıkamayan sayılar. Mesela kök 2, kök 3 gibi sayılarda yine irrasyonel sayıların arasında gösterilir. Şimdilik dediğim gibi bu kadarını bilsek bizim için yeterli. Bir de şu 6, az önce daha doğrusu 5 tane sayı grubu söyledik ya, o 5 tane sayı grubunun tamamını kapsayan, içine alan bir sayı grubu var. O da reel, gerçel ya da gerçek sayılar. Şöyle ki,
sayı doğrusu üzerinde gösterebildiğimiz bütün sayılardır. Ya da gerçek hayatta karşılığı olan tüm sayılar diyebiliriz. Adı üzerine gerçek sayılar, gerçel sayılar lafı da buradan geliyor. Yani bir sayı doğrusu çizdiğinizde eksi sonsuz ile artı sonsuzun arasında herhangi bir sayı gösterebiliyorsanız o sayı gerçel sayıdır. Yani bunun içinde eksi 4,21 de vardır, 5 de vardır, 7,01 de vardır. Bunların tamamı gerçel sayı. 6 tane sayı grubu söyledik ve bu 6 tane sayı grubuyla sürekli uğraşacağız. Özellikle temel kavramlarda doğal sayılar, sayma sayıları, tam sayılar, reel sayılar kısımları birazcık daha fazla uğraşacağız. Tabi rakamlar da işin içine çokça girecek ama çok fazla değer verme soruları karşımıza çıkacak. Bunu söyleyebiliriz. Şimdi şunları şöyle bir şematize edin deseler. 6 tane burada sayı grubumuz var. Bu şematize etme durumunda en küçük halka kimlere düşer diye sorsak kendimize şunu fark ederiz. En az burada sayı barındıran sayma sayılardır. Hemen şöyle yazabiliriz. Mesela sayma sayılarımız en küçük. Onun bir tık üstünde sıfır sayısı fazlalığıyla doğal sayılar gelir. Onun hemen üstünde negatif tarafta var orada. O halde tam sayılar vardır. Araya küsuratlı sayıları da sokabildiğim için hemen sonrası bir rasyonel sayılar grubu olur. Q. Rasyonel olmayan adı üzerinde sayıları rasyonel sayıların dışına bir yere yazmam lazım. O da zaten buraya yazılmalı. Q'su ve tamamını içine alan sayı grubu da reel sayılar, yani gerçel sayılardır diyebiliriz. Bu 6 tane sayı grubunu kendi içinde bu şekilde şematize edebiliriz. Kim kimin içinde, kim kimin dışında, kim hepsini kapsıyor bu şemadan görmeniz mümkün. Bunu da sizin kitaba not olarak yazmanızı isterim. En azından kafanızda bu şemanın oluşması, kimin kimden daha büyük, kimin kimden daha küçük olduğunu bilmeniz birçok soruda işinize yarayacaktır. Örneğin her rasyonel sayı bir tam sayı mıdır? Her tam sayı bir rasyonel sayı mıdır? Rasyonel sayı olmayan tam sayı yoktur, tam sayı olmayan rasyonel sayı yoktur gibi cümleler göreceksiniz daha sonraki sorularda. Bu tip soruların, cümlelerin daha doğrusu doğruluğunu, yanlışlığını bu şema üzerinden çok rahat bir şekilde bulmanız mümkün. Bunu söyleyebilirim. Şimdi genel olarak tanımlamamızı yaptık ve şimdi gelelim bu konuyla ilgili karşımıza çıkabilecek soru tarzlarını şöyle bir detaylandırmaya. Ne tarz sorularla uğraşacağız? Öncelikli olarak en küçük ve en büyük değer bulma soruları var. Bunlarla uğraşacağız ki bugün epey bir bununla ilgili soru çözeceğiz. Daha sonrasında yine değer verme sorularının içinde yer alan ama ayrıca başlıklandırdığımız toplamdan çarpıma veya çarpımdan toplama soruları var. Daha sonrasında en büyüğü, en az, en çok, en küçüğü, en az, en çok soruları var. Bu kısım yarın bizlerle beraber olacak. İkinci günde beraber olacak bizlerle. Ve bir de karışık soru çeşitleri var. Bu her konuda karşımıza çıkıyor aslında. Yani çerçevelendiremediğimiz soru kalıplarıyla da beraber uğraşacağız. Şimdi gelelim bakalım soruları nasıl oluyor bu temel kavramlara. Karşımıza ne tarz soru çıkıyor. Bu arada şunu söyleyeyim. Temel kavramlar adı üzerine temel bir durum oluşturduğu için önemli. Ama çok fazla temel kavramlarla alakalı net, belirgin her yıl ikişer, üçer soru gelmiyor. Ama bir soru hemen hemen her yıl geliyor diyebiliriz. Bunu temel kavramlarla ilgili de sorabiliyorlar. Farklı konunun içine de katabiliyorlar. Ama temel kavramlarla alakalı soru beklentimiz var. Bunu söyleyelim. Şimdi en basit sorudan başlıyoruz. Sizlerden ricam soruları eğer vaktiniz varsa biraz durdurup kendiniz tahmin etmeye çalışın. Daha sonra beraber toparlamaya çalışalım ama vaktiniz yoksa beraber çözdükten sonra mutlaka siz de üzerinden bir tur geçin ki bunu bir de siz çözmüş olun. Nihayetinde burada bu soruları biz çözüyoruz. Sizin de çözmeniz gerekiyor ki bu sorular sizin zihninizde çok daha net bir şekilde oturabilsin. A ve B birer rakamdır. Bakın burada en ama en önemli şey şu yukarıdaki tanımı dikkatli ve doğru okuma. Başka hiçbir şey yok esasında bu konuda. Burayı atladığınız zaman bundan sonra yaptıklarınızın tamamı şansa kalmış demektir. O yüzden yukarıdaki tanımı lütfen ama lütfen dikkatli okuyun. Rakamdır diyorsa rakam sınırımız belli. 0 dahil, 9 dahil 10 tane değerimiz var. Diyor ki A artı B toplam en az kaçtır? Burada öncelikle şunu söyleyeyim. A ve B başka başka harfler olduğu için A ve B'ye başka rakamlar vermek zorunda değil. Bu genellikle başlangıçta insanın aklına gelen bir detay. O yüzden bunu belirtmekte fayda var.
Eğer A ve B farklı birer rakamdır ifadesi kullanılmıyorsa, o zaman ben bunlar farklı harflerle de verilse bana aynı değeri verebilirim. Derdim burada en azı en çoğu bulmak. O halde en az rakam kimdir malum? 0. O yüzden buna da 0, buna da 0 verebilirim. 0 artı 0'dan sonuç kaç gelecektir? 0 gelecektir. Biraz pratik tadında sorularla başlayacağız. Tabii daha sonra sınav ayarında soruları da bolca çözeceğiz sizlere. Geldik 2'ye. Yine A ve B birer rakam. Bu sefer A artı B toplamı en çok kaçtır? A ve B birer rakamsa bunlar yine aynı olabilir, farklı birer rakamdır dememiş. A artı B en çok istiyorsa o halde ikisine de verebileceğim en büyük değeri vermeliyim. Bu da 9 olur, bu da 9 olur. 9 artı 9'dan cevabımız kaç gelecektir? 18 gelecektir. Evet, A ve B birer rakam dendiğinde dediğim gibi farklı birer rakam denmediği sürece aynı değerleri verebiliyorum. Farklı denirse ne yapacağız? Tabii ki onun da sorusunu yazdık. Bakın A ve B burada nasıl farklı birer rakam olarak verilmiş. Yine aynı soru var. A artı B toplamı en az kaçtır diyor. O zaman ikisi de alabileceği en az değerleri alacak ama başka başka değerler vereceğim. Buna en az 0'ı verdim. Herhangi birine verebilirim bu arada. B de olabilirdi. Şimdi buna 0 veremezsem 0'dan sonra verebileceğim en küçük değeri vereceğim. O da kaçtır? 1. 0'dan sonra bu da 1 olur. O halde 0 artı 1'den demek ki toplam en az kaçmış? 1 olurmuş deriz. Peki en az bu. En çok gelirse ne yapacağız? Hadi gelin onu da çözelim. A ve B yine farklı birer rakamdır demiş. A artı B toplamı bu sefer en çok kaçtır diyor. Yine burada alabileceği en büyük değerleri vermek zorundayız ki en çok ifadeyi bulalım. En büyük rakam kaç? Malum kaç? 9 değil mi? Buna 9 verdikten sonra şimdi buna 9 veremem ama farklı dediği için veremiyorum. 9'dan sonra verebileceğim en büyük rakam kaçsa onu vereceğim. O da kaç? 8. 9 ile 8'i topla kaç gelir buradan? 17 gelir diyerek bu soruyu da bu şekilde çözmek mümkün. Evet, ufak ufak ekleye ekleye üzerine gidiyoruz. Şimdi geldik 5'e. A ve B birer rakamdır. Buna göre A eksi B farkı en çok kaçtır? Şimdi toplamdan farklı bir şey var burada. Fark var değil mi? Şimdi A eksi B farkın en çok olmasını istiyorsak, bir farkın en çok olmasını istiyorsak en büyük değerden en küçük değeri çıkarmalıyız. O halde rakamın alabileceği en büyük değer kaçtır? 9. En küçük değer kaçtır? 0. O halde 9 eksi 0'dan demek ki bu en çok kaçmış bu fark? 9'muş diyebiliriz. Ya da şöyle okuyun. Ben A'nın başında bir şey yoksa bu başında artı olduğu anlamına gelir. Bunu söyleyebilirim. B'nin de başında eksi var. A başında artı olduğu için bu ifadenin değerini arttırıcı bir değer. B de başında eksi olduğu için bu ifadenin değerini eksiltici bir değer. Ben en çoğu istiyorsam başında artı olana verebileceğim en büyük değeri vermeliyim ki bu artabileceği kadar artsın. Başında eksi olana da verebileceğim en küçük değeri vermeliyim ki mümkünse hiç eksiltmesin. Dolayısıyla biri 9, biri 0 oldu. 9 eksi 0'dan 9 gelir diyebiliriz. Bu bakış açısıyla da çözülebilir. Onu söyleyeyim. Şimdi en çoğu çözdük. Şimdi gelelim bir de en aza. Ne diyor bakın? A ve B birer rakamdır. Bu sefer A eksi B farkı en az kaçtır? A eksi B'nin en az olmasını nasıl bulacağım? Ne demiştik az önce? İlk bakış açısıyla bunu da çözelim. En büyükten en küçük değeri çıkartırsam en büyük değerini bulurum bu farkın. Şimdi en azını istiyorum. O halde en küçük değerden en büyük değeri çıkarayım. Bu minimum kaç olur bir rakamsa 0 olur. Bu maksimum kaç olur bir rakamsa 9 olur. O halde 0'dan 9'u çıkartırsak bu farkın değeri en az eksi 9'muş deriz. Bakın burada şeye dikkat edin. Sonucun negatif çıkmasının bir önemi yok. Sonuçta bir rakam çıkmak zorunda değil. Önemli olan A ve B'nin birer rakam olması. Sonuç art da çıkabilir, eksi de çıkabilir. Bu ikinci bakış açısıyla çözülürse nasıl çözülür? Yine A'nın başında bir şey yoksa artı var aslında. B'nin başında eksi var. Yani A ifadenin değerini arttırıcı, B de ifadenin değerini eksiltici bir değer. O zaman ben bu arttırdığı için ve ben en azı aradığım için A'ya hiç arttırmasın diye verebileceğim en küçük değeri verdim. 0. B de eksiltici değer. Dolayısıyla eksiltebildiği kadar eksiltsin diye ona da verebileceğim en fazla değeri yani 9 değerini verdim. Dolayısıyla bu çekebileceği kadar aşağı çekti ve minimum değerine ulaştırdı. Bu şekilde de düşünülebilir. Evet, ufak ufak eklemeler yaparak gidiyoruz. Şimdi geldik 7'nin sorumuza.
A ve B birer rakamdır. Buna göre 3A artı 4B en az kaçtır? Yine farklı birer rakam demiş mi? Hayır. O zaman derdim en azı bulmaksa bunlara verebileceğim en küçük değeri vermeliyim. İkisi de alabileceği en küçük değer kaç bunlar rakam olduğu için 0 olur. O halde 3 kere 0 artı 4 kere 0'ı bulmak zorundayım. 3 kere 0 da 0, 4 kere 0 da 0, 0 artı 0 da 0 gelir diyerek bu soruyu da çözebilirim. Peki en çok sorulursa, hadi gelin onu da bulalım. Şimdi bakın yine bu birer rakam, farklı olduğu söylenmemiş. 3A artı 4B en çok kaçtır diye soruluyor. Bu sefer verebileceğim en büyük değeri vereceğim. İkisi de alabileceği en büyük rakam değerini alır. Yani ikisi de 9 olabilir. O halde sonuç 3 kere 9 artı 4 kere 9 olur. 3 kere 9 27, 4 kere 9 da 36. 27 ile 36'yı toplarsak da kaç gelecektir buradan? 63 gelecektir. Bunu da söyleyebiliriz. Şimdi geldik hem artı hem eksi birazcık daha böyle farklılaşırsa, fazlalaşırsa daha doğrusu rakamlar, harfler ne yapacağımı söylemeye. A, B, C birer rakam. 3A eksi 4B artı 5C en çok kaçtır? Şimdi o ilk bakış açısı vardı ya, hani şu 3A'yı ben artı 3A olarak yazayım. Eksi 4B artı 5C olarak dursun. Benim derdim bu ifadenin en çok değerini bulmak. Başında artı olanlar artırıcı, ifadenin değerini artırıcı. Başında eksi olanlar da ifadenin değerini eksiltici değer. O yüzden ben başında artı olanlara verebileceğim en büyük değeri vermeliyim. Başında eksi olana da eksiltmesin diye verebileceğim en küçük değeri vermeliyim. Bunlar birer rakam, yani farklı olmak zorunda değil. O halde başında artı olanlara verebileceğim en büyük değer 9 olduğu için ikisine 9 verebilirim. Başında eksi olana da hiç eksiltmesin diye ne vereceğim? 0. Peki neye ulaştı bu? Bakın 3 kere 9 27, eksi 4 kere 0 0, 5 kere 9 45. Buradan da kaç gelecektir? 72 gelecektir diyerek bu soruyu da çözebiliriz bu şekilde. Peki en çoğunu çözdük. Hadi gelin en azını da çözelim. 3A eksi 4B artı 5C. Mantığını anlatabildim sanırım. 3A eksi 4B artı 5C diyor. Şimdi başında artı olanlar artırıcı, başında eksi olanlar eksiltici. Ben neyi arıyorum bu sefer? En azını arıyorum. O halde başında eksi olan bunu çekebileceği kadar aşağı çeksin diye ne almalı değer olarak? Büyük değer almalı. B büyük olmalı. Başında artı olanlar da mümkün olduğunca arttırmasın diye küçük değer almalı. Bunlar birer rakam. Farklı olmak zorunda değil. O halde ikisi de alabileceği en küçük değer alabilir. Yani ikisi de 0 olabilir. Peki bu beni kaça iter? 3 kere 0 0, 4 kere 9 36, 5 kere 0 0. Bakın kaç geldi buradan? Eksi 36 geldi diyebiliriz. Peki. Şimdi gelelim 11'e. Bakın burada ne var? Aynı soru var dikkat ederseniz. Az önce çözdüğümüz 9. sorunun aynısı. Bir tek burada farklılık da nerede? Şurada değil mi? A, B, C nasıl sayılar artık? Nasıl rakamlar daha doğrusu? Farklı rakamlar. Farklı rakamlar dediği zaman ben birine verdiğim değeri diğerine verebiliyorum. Ne yapacağız? Mantığımız yine aynı. Sadece değer verirken daha dikkatli olacağız. Artı 3A, eksi 4B, artı 5C'miz var. Başında artı olanlar arttırıcı, başında eksi olan eksiltici. Bir kere bu eksiltmesini istiyorum. En çok değeri aradığım için B'ye yine verebileceğim en küçük değeri vereceğim. Yani 0 olacak. Şimdi gelelim buraya. Dananın kuyruğunun koptuğu yer burası. 3A ve 5C. Şimdi ikisine 9 veriyordum az önce. Çünkü en büyük değer ikisine de farklı olmadığı zaman verilebiliyordu. Şimdi ikisine de 9 veremeyeceğim için verebileceğim en büyük iki rakamı kullanacağım. Yani birine 9, birine 8 vereceğim. 9'u kime? 8'i kime? Şimdi 9'u benim 5C'ye vermem lazım. Çünkü C bana 5 katını veriyor. A bana 3 katını veriyor. O halde daha büyük çarpanla bana yaklaştığı için C'ye daha büyük değer verilmeli ki daha büyük sonuç doğursun. Burada A da mecburen hangi değeri alacak? 8'i. Peki bu kaçı getirir bize? 3 kere 8, 24. Eksi 4 kere 0, 0. Artı 5 kere 9, 45. Bunları topladığımız zaman da bakın kaç geliyor? 69 geliyor deriz. Böyle farklı dendiği zaman ufak bir farklılık var. Onu dikkate alacağız. En çoğunu çözdük. Hadi gelin bir de en azını çözelim. Yine şuraya yazalım. 3A eksi 4B artı 5C. En azı istiyoruz. O halde B başında eksi olduğu için alabildiğince ne alacak? Büyük değer alacak ki çekebildiği kadar aşağı çeksin.
A ve C de başında artı olduğu için bunda başında bir şey yokmuş gibi görünse de aslında artı var değil mi orada? Yazmıyorsak artı olduğunu bileceğiz. 3A ve 5C de küçük değer alacak değil mi? Mümkün olduğunca az arttırsınlar diye. En küçük iki rakamı kullanacağım. Farklı dediği için 0 ikisine de veremiyorum. 1 0 1 1 olacak. Şimdi ben 1'i C'ye verirsem 5 kere birden 5 olur. 1'i A'ya verirsem 3 kere birden 3 olur. Yani biri 5 arttırıyor, biri 3 arttırıyor. O zaman benim mümkün olduğunca az artmasını istediğim için A'ya 1'i vermem lazım. C'ye 0 vermem lazım ki daha az artsın derdim. Az değeri bulmak çünkü. O halde 3 kere birden 3, 4 kere 9'dan 36 ve 5 kere 0'dan 0. Bakın buradan kaç doğdu? Eksi 33 doğdu diyebileceğiz. Bu şekilde bir soru çıkarsa karşımıza. Evet, geldik 13. sorumuza. Şimdi buraya dikkat. Neden? Çünkü bakın tanımda şimdiye kadar hep rakam, rakam, rakam diye gittik. Fakat burada ne demişiz? Bunlar farklı birer nasıl sayılar? Pozitif tam sayılar. Yani 9'dan daha büyük değer de alabilir. Şimdi A artı B artı C 20. Toplamları 20 olan 3 tane farklılığı değil mi? Farklı kısmında dikkate alalım. Pozitif tam sayı var. Buna göre 3A eksi 4B şöyle yazalım. Artı 5C'nin en büyük değerini arıyorum. Derdim en çoğu bulmaksa o zaman başında eksi olan alabileceği en az değeri alacak değil mi? Az eksilsin diye. Sıfır veremiyorum çünkü bunlar pozitif tam sayı. O halde kaç olacak? En az 1 olacak. Bu 1 oldu. Peki bu 1 ise A ve C'nin toplamına kaç kalır? 19. Şimdi şöyle düşünün. Elinizde 19 tane 1 var. Siz bu 19 tane 1'i dağıtacaksınız. Kimisini A'ya, kimisini C'ye. Ama derdiniz en çok değeri bulmak. A size 3 katını veriyor, C size 5 katını veriyor. O halde bütün hepsini C'ye vermek zorunda hissedersiniz kendinizi. C'ye çok vermek için de A'ya az vermelisiniz. O halde A alabileceği yine en az değeri almalı. B'ye 1 verdim, o halde A'ya 1 veremem. Farklı diyor çünkü. O halde A'ya ne veririm burada? Verebileceğim en küçük değeri yani 2'yi veririm. A'ya 2 verirsem C'ye kaç kalır? 2, 1 daha 3, 20 olsun diye. Buradan 20 eksi 3'ten 17 kalır C'ye. O halde C buradan 17 olacak. Kaç getirir bize burası? 3 kere 2 6, eksi 4 kere 1 4 ve 5 kere 17 85. O halde buradan 6 eksi 4 2, 2 85 daha 87 kalır diyerek böyle bir soruyu da çözebilirsiniz. Bakın dikkat edin. Hep rakam rakam diye çözdükten sonra buna da eğer siz kendiniz çözmeye çalıştıysanız öncelikli olarak C'ye veya A'ya en büyük 9, 8 gibi değerler verdiyseniz eğer soruyu büyük ihtimalle yanlış çözersiniz. Onu söyleyelim. Evet geldik 14'e. Hala değer vermeye devam ediyoruz. Bakın A, B, C nasıl sayılar? Pozitif birer tam sayı. A eksi B 1'miş. B eksi C 3'müş. A artı B artıya toplam en az kaçtı diye soruyor. Bakın bu tip sorularda şöyle bir işlem yaparsanız işiniz daha kolay görülür. Eksi B ve eksi C'yi bu tarafa atalım. A ne olur? A buradan 1 artı B olur. Ya da B artı 1 fark etmez. İkinciyi atarsanız da B'yi yalnız bırakırsanız o da 3 artı C olur. Şimdi bakın C B'yi doğuruyor. B de A'yı doğuruyor. O halde ben bu toplamın en az olmasını istiyorsam bir yerden başlamam gerekiyor. O da C olmalı. Çünkü C ne kadar az olursa B o kadar. B ne kadar az olursa da A o kadar az olacak. Bunlar pozitif sayılar. O halde C'ye verebileceğim en küçük değeri veririm. 1. 3 artı 1'den B'ye kaç gelir? 4. 1 artı B, 1 artı 4 olur. O da A'yı kaç getirir bize? 5. A 5, B 4, C de 1. Bunların toplamı isteniyor. 5, 4, 1 daha kaç gelecektir? 10 gelecektir. Bu şekilde çözülebilir böyle bir soru. Peki ya 15 gibi gelirse? Hadi gelin ondan da bahsedelim. Şimdi A, B, C farklı birer doğal sayı diyor. 5 bölü A, sonra B bölü 3 ve C birbirine eşitmiş. Bunlar farklı birer doğal sayı. O halde toplamın en az çıkmasını istiyorsam ben nasıl değerler vermeliyim? Şuraya yazayım. 5 bölü A, B bölü 3 ve C. Şimdi burada olayı bitirecek olan A'nın değeri. Neden? Çünkü ben A'ya öyle bir değer vermeliyim ki hem B bölü 3 hem de C nasıl çıkmalı? Doğal sayı. Yani tam sayı çıkmalı. Küsuratlı olmamalı. O halde A 5'i tam bölmeli. Peki kim böler 5'i? Doğal sayı olarak ya 1'dir ya 5'tir. Şimdi ben A'ya 1 verecek olursam şöyle yazayım. B ve C'nin hangi değerler alacağını. A 1 olursa 5 bölü 1'den C 5 olur. C'nin 5 olması demek B bölü 3'ün 5 olması demek aslında. İşler dışlar yaparsak 3 kere 5'ten B'nin 15 olması demek. Peki A'ya 5 verirsem 5 bölü 5'ten C 1 olur. B bölü 3'ün 1 olması
B'nin içler dışlar yaptığınızda 3 olduğu anlamına gelir. Şimdi bakın biri 1 artı 15 artı 5'ten 21 getiriyor. Biri 5 artı 3 artı 1'den 9 getiriyor. Burada en az kaç olacaktır? En az 9 olacaktır diye bunu çözebiliriz. Yani burada derdimiz ne olacak aslında? Burada en azı istiyorsak mümkün olduğunca C'nin az çıkmasını isteyeceğiz ki burada B de az çıksın ve oradan işimiz görülsün. Bunun için de A'ya yani paydadaki değere büyük değer vermek daha mantıklı. Ben ikisini de verdim ki net bir şekilde ayrımını çok daha kolay görebilelim. Değer vermeye devam ediyoruz. Şimdi yazılan bir rakamın bir daha yazılmaması koşuluyla oluşturulan 3 tane 3 basamaklı doğal sayının toplamı en çok kaçtır? Şimdi şuraya yazayım. 3 tane 3 basamaklı sayı yazacağız şu şekilde. Ve bunların toplamı en çok çıksın istiyoruz. Elimizde toplamda malum 10 tane rakam var. Ama ben 9 tanesini yazacağım için, yazılarını bir daha yazmamak kaydı var çünkü. O halde en büyük 9 tanesini kullanmalıyım. O halde 0'ı kullanmayacağım. Yani 1'den 9'a kadar 9 tane rakam bu 9 haneye yazmam gerekiyor. Burada temel mantık bakın şu olacak. Derdim toplamın en çok çıkmasını istemekse o halde burada büyük olan rakamları büyük olan basamaklara yerleştirmeliyiz. Yani yüzler basamağına en büyük değer yazılmalı. O da 9, 8 ve 7'nin bu sayıların yüzler basamağına yazılmasını gerektirir. Geriye kalır o halde 6, 5 ve 4 onlar basamağına, 3, 2 ve 1 de birler basamağına. Dolayısıyla bu bize bulabileceğimiz en büyük sonucu buldurur. Kaç gelir hatta bakalım, burası 6, burası 15'ten 5'i yazdık, elde var 1, burası 24, elde 25, yani 2556 gelir diyebiliriz. Şimdi bu en çoğu biz çözdük. Yorumlar kısmında ben en az kısmının da sizden rica edeyim. Cevap verseniz çok mutlu olurum. En az bu koşulda yani yazılan bir rakam bir daha yazılmaması koşuluyla oluşturulan 3 tane 3 basamak doğal sayının toplamı en az kaçtırın cevabını ödev olarak verelim bakalım kardeşlerimize ne diyecekler. Evet geldik 17'ye. X bir tam sayı olmak üzere 5x eksi 7 bölü x ifadesinin en büyük değerini istemişim. Bu çok klasik tipik bir ifade. Karşımıza çıkarsa ne yapacağımı söyleyelim. Şimdi 5x eksi 7 bölü x gelirse aklınızda olsun %95 %100 demeyeyim tabi istisnalar olur ama %95 temel kavramlarla x bir tam sayı diyorsa ve böyle en büyük değer varsa x'e negatif değer verme ihtimalinizi hep bir aklınızın köşesinde tutun. Bu parçalanmak gerektiren bir ifade hocam. Nasıl parçalayacağız bunu? Şu paydayı hem bunun hem de bunun paydası aslında eski haline geri döndüreceğim. Yani diyeceğim ki bu nereden gelmiş? 5x bölü x eksi 7 bölü x'ten gelmiş bir ifade. Değil mi? Sıfırdan matematik kampında bunlarla alakalı çalışmalar yaptık sizin de rasyonel sayılarda. Peki bu bize ne getirir? Bu x'ler sadeleşir mi? Evet. Bu ne getirir bize? 5 eksi 7 bölü x gibi bir ifadeymiş bu aslında. Bunu anlamış oluruz. Bu ifadenin en büyük değerini istiyoruz. Şimdi ben bunun en büyük olmasını istiyorsam x tam sayı ya artı da olur eksi de olur. 7'yi tam bölecek zaten ki 5'ten tam çıkarsa ancak tam kalır. 7'yi kimler böler? 1 böler, 7 böler, eksi 1 bir de eksi 7 böler. Ben burada x'e pozitif vermemeliyim. Çünkü 5 eksi pozitif sayı 5'ten daha aşağı gider. Bunlar iptal. Burada x'e negatif değer vermeliyim ki 7 bölü x negatif olsun. Başındaki eksiyle eksi eksiden artıya dönsün. Eksi eksiden artıya dönerse 5 artı bir şey olur. Bu ifadeyi büyütür. Ben buradaki 5 eksi eksiden o ifade ne kadar büyük olursa rakamsal olarak o kadar büyütebilirim. O halde paydanın burada küçük olmasını önemseyeceğim. Daha doğrusu rakamsal olarak küçük olmasını önemseyeceğim. Daha büyük aslında eksi 1 değil mi? Eksi 7'den. 7 eksi eksi 1'den eksi 7 olur. 5 eksi eksi 7. 5 artı 7 getirir. Burada x'e eksi 7 verirsem 5 7 bölü eksi 7 eksi 1 olur. 5 eksi eksi 1'den 5 artı 1 gelir. Daha küçük bir değere götürüyor beni. O yüzden x eksi 1 olacak. Burada 5 eksi eksi 7 getirir. Şöyle yazayım. O da 5 artı 7'den nereye götürür bizi? 12'ye götürür deriz. Dediğim gibi burada x'in negatif olmak zorunda olduğuna dikkat etmeliyiz. Şimdi gelelim ikinci fasla. Yine aslında değer vermeye devam ediyoruz. Yine en az en çok sorularından bahsedeceğiz. Bazen 2 ya da 3 tane fark etmiyor. Doğal sayılardan toplamları verilen grubun bize çarpımlarının en az en çok değeri sorulur. Bazen de
çarpımları verilir. Toplamlarının en az en çok değerisi olduğu. Biraz bu sorulardan bahsedeceğiz şimdi videonun kalan kısmında. Şimdi A ve B birer doğal sayı. Yine tanım çok önemli. Toplamları 12 ise çarpımları en az kaçtır? Bunu soruyor. Şimdi burada şuna bakın. Burada bunlar doğal sayısı. Alabileceği değerleri yazalım. Bakın toplamları 12 ise kaç olur bu? 0, 12 olur değil mi? Birini en az dersem, diğeri en çok dersem. Şimdi bunları farklı farklı değerlerini atlamadan alabileceği bütün değerlerini bulabilirim. Bu 1 olursa bu 11. Bu 2 olursa bu 10. Bu 3 olursa bu 9. 4 olursa 8. 5 olursa 7. 6 olursa 6. 7 olursa 5 olur. İş terse döner. Ondan sonrasını yazmak gereksiz olur. Bakın burada kaç gelir? Bu çarpım bana 0 getirirken, bu çarpım bana 11, bu çarpım bana 20, bu çarpım bana 27 getiriyor. Demek ki değerler giderek görüldüğü gibi artıyor. O halde bakın burada 36 oldu. Bir altında yine 35 oluyor. Demek ki zirvesi burası. O halde sayılar eğer toplamları verilirse bana çarpımların en az olmasını istiyorsam sayıları birbirlerine mümkün olduğunca uzak seçmeliyim. Çarpımlarının en çok çıkmasını istiyorsam da mümkün olduğunca yakın, hatta mümkünse eşit seçmek zorundayım. Önce eşit seçmeyi deneyeceğim çünkü en büyük orada geliyor. Eşit seçemediğim takdirde bunlar farklı birer doğal sayı dendiğinde örneğin eşit seçemem. O zaman da yakın seçeceğim olabildiğince. Kuralı anladık ama şimdi biz en azı istediğimiz için cevabımızı verebiliriz. 0 kere 12'den en az kaç olacakmış bu? 0 olacakmış. Toplamları verilen iki tane doğal sayının çarpımlarının en az olması için sayılar birbirine olabildiğince uzak, çarpımlarının en çok olabilmesi için sayılar mümkünse eşit, değilse birbirlerine en yakın vaziyette seçilmeli. Cümlesini tekrarlayalım ve geçelim bir sonraki sorumuza. Aynı mantık. Bakın A ve B birer doğal sayı. Bu sefer bize bu çarpımın en çok değeri istenmişse bunları ne yapacağım? Mümkünse eşit, mümkün mü? Evet, A ve B birer doğal sayı, farklı olmak zorunda değil. Mümkünse eşit seçeceğim. 7 kere 7'den çarpımın en çok kaça eşit olduğunu bu şekilde bulmuş olacağım. Eğer farklı birer doğal sayı deseydi o zaman da 6'ya 8 seçecektim. Bu sefer de 48 olacaktı örneğin. Dediğim gibi tanımdaki her bir kelime önemli. Bakın ne demiş? Farklı birer doğal sayı. Şimdi yine en çoğu soruyor. A artı B toplamı 10. Eğer bana farklı demeseydi 5'e 5 seçerdim. En büyük 25 olurdu. Ama 5'e 5 seçemediğim için birine 4, birine 6 seçeceğim. Yani birbirine olabildiğince yakın seçeceğim. 4 kere 6'dan kaç gelecek cevap? 24 gelecek mesela burada. Evet, şimdi geldik 21'e. Az önce çözdüğümüz soruların çok benzeri esasında. Ama tabii görüntü itibariyle çok da o az önce çözdüğümüz sorulara benzemiyor. Bakın A çarpı B en çok kaçtır diye soruyor ya burada. Ben şunu biliyorum. A ile B'nin toplamını bilsem çarpımının en çok değerini bulabilirim. Peki toplamını bulabilir miyim bunların? Bulamayacakmışım gibi görünse de ilk etapta aslında bulunabilir. Şimdi bu toplayayım bak yan yana. 40 artı x ile 20 eksi x'in toplamı. Artı x eksi x birbirini sıfırlar götürür. Aslında A ile B'nin toplamı kaçmış? 40 artı 20'den 60. Bunlar farklı birer tam sayı falan dememiş. O zaman aynı değer de olabilir. En çok kaç gelir o halde? İkisi de eşit olur. İkisi de 30 olur. 30 çarpı 30'dan demek ki bu çarpım en çok 900 olur diyebiliriz örneğin. Böyle bir soruyla karşı karşıya geldiğimizde. Çeşitlendirmeye devam ediyoruz. Şimdi üçlü verilmiş bu sefer. Bakın ABC farklı birer doğal sayı. Farklı olduğu kısmını unutmayalım. Toplamları 20 çarpımlara en çok kaç çıkar? Hadi gelin bakalım. Şimdi hatta şöyle artılarını yazayım önce. Buraya 20 yazayım. Şimdi ben bu 3 tane sayıyı eğer çarpmanın en çok çıkmasını istiyorsam olabildiğince yakın. Mümkünse eşit seçmeliyim hatta. Farklı diyor, sonra farklılaştıracağız. Ama hepsini eşit seçemem çünkü 23'e pay edilmez. Eşit pay edilmez daha doğrusu. 7, 7, 7 desem 21 oluyor. Ama 7, 7, 6 desem 20 oluyor. Eğer farklı ibaresi olmasaydı bu çarpımın en çok çıkabilmesi 7 kere 7 kere 6 ile mümkündü. Bakın farklı dediği için nasıl farklılaştıracağım? Daha doğrusu farklı dese de aslında böyle eşitmiş gibi başlayın. Sonra farklılaştırın daha kolay olur. Birinden bir tane eksiltsek, diğerine bir tane alsak, şöyle 8 yapsak bunu da. Sonuçta birbirlerine olabildiğince yakın olur. Ve çarpım ulaşabileceği maksimum seviyeye bu şekilde ulaşmış olur. 8 kere 5, 40. 40 kere 7'den de 280 gelir sanırım, değil mi?
Bunu bu şekilde söylemek mümkün diyebiliriz. Dediğim gibi farklı derse, demezse o ayrıma dikkat etmek çok ama çok önemli. Evet, geldik 23'e. Şimdi A ve B birer nasıl sayı? Bakın, gerçel sayı, yani küsuratlı değerlerde alabilir, değil mi? Tam olmak zorunda değil. Toplamı 5 ise çarpımı en çok kaçtırıyor. Ben neyi biliyorum? Çarpımın en çok çıkabilmesi sayıların eşit seçilmesiyle mümkün. Eşit seçemezsem yakın seçeceğim. Az önce mesela bunları eşit seçemediğim durumlar oldu. A artı B, A ve B birer doğal sayı iken toplamları 5 denseydi eşit seçemezdim. Birine 2, birine 3 derdim. Ama artık eşit seçebiliyorum. Çünkü bunlar nasıl sayılar bakın? Gerçel sayı. O zaman 5'i 2'ye eşit pay edebilirim. 5 bölü 2 buraya, 5 bölü 2 buraya olur. Yani yarı yarıya. O halde 5 bölü 2 çarpı 5 bölü 2'den 5 kere 5 25, 2 kere 2 4. Bakın 25 bölü 4 gelir. Hatta böldüğünüzde 6,25 olduğunu bulursunuz. Bakın 6'dan daha büyük olur. O halde bu toplamın 5 olan iki sayının çarpımları en çok kaç çıkacaktır? 25 bölü 4 çıkacaktır. Dediğim gibi kural bize ne diyor? Öncelikli olarak eşit seç değilse, mümkün değilse daha doğrusu yakın seçmek zorundasın. Buraya kadarki kısım toplamları verilen sayıların çarpımlarının en az en çok değerleriyle alakalıydı. Biraz ıvır zıvır fazla o kısmın. Şimdi gelelim tam tersine. Çarpımları verilen doğal sayıların veya tam sayıların da var burada. Toplamlarının en az en çok kaç olabileceğini söylemeye. Bakın iki doğal sayı verilmiş. Çarpımları 36. Toplamları en az kaç sürüyor? Hemen bakalım. A artı B burada en azı istiyoruz ya. A çarpı B 36 ise hangi değerleri alabilir? Bakalım şöyle. Bir kere dersek 36 olur. 2 kere dersek 18. 3 kere dersek 12. 4 kere dersek 9. 5 kere bir şey 36 etmez. 6 kere dersek 6. 7 kere olmaz. 8 kere olmaz. 9 kere dersek 4. Yine terse döndü. Burayı iptal edelim. Şimdi bakmaya gerek yok. Bakın toplamlarını şöyle beraber inceleyelim. Buradan 37 gelmişken buradan 20 oldu. Buradan 15 oldu. Az önceki durumun tam tersine burada sayılar birbirlerine yaklaştıkça toplam bakın azalıyor. O halde diyeceğiz ki çarpımları verilen iki tane doğal sayının toplamlarının en çok değerini bulmak istiyorsak sayıları birbirine olabildiğince uzak. Burada çarpımlarının verilen iki tane doğal sayının toplamlarının en az değerini bulmak istiyorsak bu sefer de sayıları mümkünse eşit değilse en yakın seçmek zorundayız. Burada A artı B toplamı en az kaç geldi bulduk zaten değil mi? Eşit seçebiliyoruz. Farklı demiş çünkü 12 geldi. Mesela burada farklı deseydi şuraya farklı diye bir ifade atsaydı 12 seçemeyeceğim için cevap kaç olacaktı bu sefer de? 13 olacaktı. O ifadeleri de dikkat etmekte fayda var. Şimdi geldik 25'e. Bakın burada ne var? Yine doğal sayı demiş. A kere B 48. A artı B en çok kaç diye soruyor. Az önce zaten işin çıkarımını yaptık. En çok çıksın istiyorsak ne yapacağız? Bunları olabildiğince uzak seçeceğiz. 1'i 1, 1'i 48. O halde 1 artı 48'den kaç olacaktır buradan? Cevabımız 49 olacaktır. Evet, geldik son kısma. Şimdi sizi çok da yorduk biliyoruz ilk videodan ama bunlara şöyle ufak ufak girişmek gerekiyor. A ve B birer tam sayı demiş. Bakın tam sayı diyor. Tam sayı diyorsa ne demiştik? İşin içine negatifte girer. Çarpımları 12 iken bunlar hangi değerleri alabilir? Gelin bakalım. 1 kere 12 olur. 2 kere 6 olur. 3 kere 4 olur. 4 kere 3, 6 kere 2, 12 kere 1 de olur. Onları yazmıyorum ama bakın burada negatifler de gelir. Bakın eksi 3 kere eksi 4, eksi 2 kere eksi 6, eksi 1 kere eksi 12 de olur. Bunu gördüğünüzde, bunu böyle yazdığında şunu fark ediyorsunuz. Bakın toplamlarını yazayım. 13, 8, 7 iken bakın eksi 7, eksi 8, eksi 13 oluyor. Yani iş negatif, tam sayı olduğunda negatifler de işin içine girdiğinde pozitif en büyük kaç çıkıyorsa burada en küçüğü negatif bunun tam tersi oluyor. Yani pozitifin tam tersi oluyor. O halde toplam en az kaçtır diye sorulursa kaç gelecek cevabımız? Eksi 13 gelecek. Bunu söyleyebiliriz. Evet, geldik bu videonun son sorusuna. Sonra da ödevlerimizi şöyle bir gözden geçireceğiz. Üçlü bir ifade var. A kere B 6, B kere C 24. Şöyle yazalım hatta.
A çarpı B 6, B çarpı C 24 ise bu toplam en az kaçtır diyor. Bakın burada bizim kaderimizi belirleyecek olan harf B. Çünkü ortak her ikisinden de çalıyor veya her ikisinden de biraz daha az alıyor. Ben en az istiyorsam B'yi burada mümkün olduğunca çok seçmeliyim ki hem A'dan hem de C'den çalabileyim. B burada en fazla kaç olur zaten? 6. 6 kere 1 diyebiliriz. 6 dersek burayı kurtarıyor mu? Burayı da kurtarıyor. 6 kere 4 olur çünkü bu. Olmasaydı bu sefer başka bir şey deneyecektim. Mesela burada 6 kere bir şey olmasaydı örneğin. Burada B'yi 3 seçecektim. 3 kere 2 diyecektim. Ona göre biraz ayar vereceğiz burada. 1, 6 ve 4 topladığımız zaman kaç gelecektir? Burada A'ya 1, B'ye 6, C'ye de 4 dedik. 11 gelir. Örneğin en çok sorulsaydı toplam bu sefer B'ye 1 verecektim ki ortak olan az olursa diğerleri çok olur. Bu sefer A 6 olur, C'de 24 olur. Bu sefer de toplam kaç gelirdi işte? 31 gelirdi mesela. O şekilde bir ifade de sorulsaydı. Yani özetle bu temel kavramların %80'lik kısmı tamamen değer vermekle alakalı ve değer verirken de onun da %70'i yukarıdaki tanımı çok ama çok dikkatli okumakla ilgili onu söyleyebilirim. Tabii ki burada kalmayacak bu iş ve biz sizlerden de ödevlerinizi yapmanızı isteyeceğiz. Çok değil, 2 tane test buradan, 10 tane soru buradan, 1 tane test buradan. Şöyle otursanız ufak ufak hepsini yaparsınız. Bu kitapların tamamında zaten video çözümleri kanalda mevcut. Bu oynatma listelerine baktığınızda bu kanalın ana sayfasında kitapların video çözümleri diye de bir satır var. O satırdan bu kitaplara ulaşabilirsiniz. Dediğim gibi şurada kitaplarımız zaten elimizde. Edinmediyseniz sete aşağıdaki videonun açıklama kısmında şey yapacağım. Linki koyacağım. Oradaki linkten edinebilirsiniz. 3 tane kitabın Geleceğin Fakültelisi, Yeni Nesil Matematik ve Atölyeler Temel Matematik kitaplarını tarayarak toparlayacağız ve böyle böyle gideceğiz. Tabii yanına ben her hafta tekrar denemeleri koyacağım. Mini denemeler koyacağım. Bu hafta hem DGS hem de KPSS için bir başlangıç denemesi koyacağım. O başlangıç denemesini bir başlayın, bir yapın. Kendinizi öncelikli olarak başlangıç seviyenizi görün. Sonra hatta o ilk etapta çözdüğünüz denemeyi bir de sene sonunda çözün. Aradaki farkı siz de çok rahat bir şekilde görüp daha mutlu hissedeceksiniz kendinizi. Çünkü insanı motive eden şey aslında yaptığı çalışmaların, verdiği emeklerin karşılığının olduğunu görmek esaslı. O zaman biraz daha tabii ki motivasyonumuz artıyor ve bu da bizi daha fazla çalışmaya ve dolayısıyla daha başarılı olmaya yetiyor. Peki elimizden geldiğince bugün bakayım yaklaşık 50 dakika olmuş. Sizlere o ilk kısmı aktarmaya çalıştık. Olay tamamen ÖSYM sınavlarında soru kalıbı görmek, soru kalıplarını iyi bilmek. O yüzden biz de elimizden geldiğince bütün soru kalıplarını göstererek sizlere sınava kadar hazırlayacağız. Peki bir sonraki videoda yani ikinci günde yarın görüşmek üzere. Herkes çok iyi baksın kendine. Lütfen ama lütfen ödevlerinizi yapmayı unutmayın. Beğenip paylaşırsanız ama en azından olmadıysanız abone olursanız çok sevinirim, çok mutlu olurum. Bir sonraki videoda tekrar görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun.